de üretilmiş. Switzerland. Ön yüzünde öyle yazıyor. Truschka. Tripli. Üç distile vodka. Bakalım arkadaşlar nasıl bir şey. Bu Brown almış olduğu vodkalardan biri. Şöyle bir açalım. Şöyle bir shot bardağımıza dolduralım arkadaşlar. Ben de merak ediyorum. Nasıl bir geri dönüşü olacak? Troşka. %40 alkol var, 70 santilitre. Şöyle bakalım öncelikle kokusuna. Öyle hani derler ya, kokusu pek fazla hissedilmiyor. Tadımı yapalım. Bildiğimiz klasik vodkalardan. Oldukça rahat içimli, yakıcı etkiye sahip, boğazınızdan tereyağı gibi, kaymak gibi kayıyor, gidiyor. Bir şat atalım. Güzel. Hoş. Hoş bir içimi var. Gayet güzel. Hoş bir tadı var. Ben beğendim. Tavsiye ederim. Gayet güzel. Şimdi sırada bir vodka denememiz daha var. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Limited Edition. Böyle bir dudak resmi var. Sınırlı sayıda üretilmiş özel. Absolute Sinch. 1879. Mavi bir şişede. Arkadaşlar. Şöyle görebilirsiniz. Absolute diyor orijinal vodka. Absolut orijinal vodka. Böyle. Şöyle arka tarafına bakalım. %40 alkol, 700 mililitre, 70'lik bir vodka. Bu da İsviçre'de, Stockholm, Sweden, İsveç olabilir üretilmiş. Kusuruma bakmayın, belki yanlış telaffuz ettim. Vodka distile from grain ibareleri var. Gördüğünüz üzere şöyle bir açalım bakalım tadına. Hangisi hangisine galebe çalacak. Şimdi bunun da bir sek tadımını yapayım. Ondan sonra ikisini karşılaştıracağım. Şöyle bir dolduralım şat bardağımıza. Doldurduk. Şöyle bir koklayalım bakalım. Hafif böyle alkol kokusu geliyor ama anlaşılmıyor yine de içeriği tam olarak. Ardıç tohumu vesaire yok yani. Onu söyleyebilirim cinlerde olduğu gibi. Bazı vodkalarda var. Ya da aromalandırma yapılmamış yani. Onu söyleyebilirim.
Troşka'ya göre daha sert bir içimi var. Daha sert. Daha da böyle kuru olmayan bir bitişi var yani. Bunun bitişi kuruydu. Kuru dediğim işte içtikten sonra herhangi bir tat veya vesaire içerisinde iz bırakmıyor. Bitiyor yani. Bu devam ediyor. Hissiyat devam ediyor. Güzel. Benim hoşuma gitti. Sizlere bunu lanse edebilirim arkadaşlar gönül rahatlığıyla. Ayrıca ikisinin de böyle bir VS'sini yapmış oldum. Durum bu şekilde. Umarım faydalı bir içerik sunmuşumdur. Bu buna galebe çalar. Bu daha iyi. Bu daha iyi arkadaşlar. Biraz daha salatalık tuzlu yiyelim. Söylemeye gerek yok esasında ama bazı YouTuber'lar söylüyor. Şöyle gördüğünüz üzere üç parmak tekniği bu. Şimdi tamam abi. Gayet lezzetli, çok güzel. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Öneririm, bunu yapın, deneyin. Memnun kalacaksınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.